Dikkat! Bu program izleyenleri rahatsız edebilecek görüntüler içermektedir. Tüm zamanların en vahşi seri katili. Kurbanlarını kesip parçalayan karın deşen Jack, Victoria döneminde Londra'nın arka sokaklarında dehşet saçıyordu. Ama üzerinden 100 yıl geçtiği halde kimliği ortaya çıkarılamadı. Şimdi çağdaş profil uzmanları davayı tersine çevirecek olan kanıtları su yüzüne çıkartıyor. Herkesin gözden kaçırdığı bir numaralı zanlının izini sürmek için suç mahallini canlandırıp dosyaları tarıyorlar. Ve biz karın deşen Jack'in gizemli dosyasını açıyoruz. ...1888 ile 1891 yılları arasında Doğu Londra'nın Whitechapel bölgesinde 11 kadın öldürüldü. Cinayetlerin 5'i benzer vahşi özellikler gösteriyordu. Aynı kimliği belirsiz katilin işlediğine karar verildi. Kurbanların hepsi fahişeydi. Marianne Nicholas, Annie Chapman, Lestrade, Cathy Nedolf ve Mary Kelly. Fahişe cinayetleri zinciri Ağustos ayından Kasım'a kadar devam etti. Sonra başladığı gibi aniden kesildi. Yıllar içinde katilin kimliği konusunda pek çok varsayım öne sürüldü. Olayda mason üyeler, kraliyet doktoru ve hatta kraliçe Victoria'nın torunlarından birinin bile adı geçti. 5 cinayet defalarca incelendiği halde araştırmacılar her birinin suçluya dair gizli ipuçları taşıdığına inanıyor. Profil uzmanı Pat Brown 21. yüzyıl profil tekniklerini bu davaya uyguluyor. Suçlu profili çıkarmak için her şeyi bilimsel olarak yapmak gerekir. Tüm kanıtlar incelenir, fiziksel ve davranışsal kanıtları araştırır, suç mahallinde tam olarak ne yaşandığını anlar ve suçu ne tür bir kişinin işlediğine karar verirsiniz. Cinayetler 31 Ağustos 1888'de başladı. Marianne Nicholas, Londra Hastanesi'nin karşısında Box Road'da bulundu. Boğazı kesilmişti. Kasıklarında ve göğsünde pek çok bıçak yarası vardı. Sebepsiz bir cinayet gibi görünse de, profil uzmanı Pat Brown, cesedin bulunduğu yerin katil için bir anlamı olduğunu düşünüyor. Londra Hastanesi'nde birçok frengili hasta tedavi edilirdi. Bir tür acil servis gibiydi. Kadının hastane yakınında bulunması ilginçti. Frengi Londra'da yaygındı. Fahişelerin ve göçmen işçilerin sık sık Whitechapel Hastanesi'ne gelmeleri doğal bir durumdu. Adli tıp psikiyatrı Profesör Bob Packett anlatıyor. Karın deşen Jack de bulaşıcı bir hastalık olan frengiye yakalanmış olabilirdi. Frengi sadece fahişeler arasında değil, Londra'nın doğu yakasında yaşayan halk kesiminde de yaygın olarak görülüyordu. 1880'lerde Frengi'nin tedavisi yoktu. Sonuç delilik ya da ölümdü. Jack'in tedavi amacıyla o hastaneye gitmiş olması mümkündü. Oradan çıktığında ise büyük ihtimalle düş kırıklığı içindeydi. Fahişe Marianne Nicholas öfkesini yöneltmek için kolay bir hedefti. İkinci kurban Annie Chapman 9 gün sonra 8 Eylül günü 1 kilometre daha yakında Hanbury sokağında bulundu. Nicholas gibi o da orta yaşlı bir fahişeydi. Onun da boğazı kesilmişti. Ancak polis Chapman'ın cesedini incelediğinde karnının yarılmış ve rahminin çıkarılmış olduğunu gördü. Cesetten bir organın alınmış olması akılları karıştırıyordu.
Bu tür bir suç işleyen kişi olayı hatırlayıp kurbanla yakınlık hissetmek için bir de anı alır. Böylece suçla ve kurbanla yöntemsel, fiziksel ve duygusal bir bağ kurmuş olur. Ama rahmin çıkarılmasına pek sık rastlanmazdı. Bu olayda katil bıçak kullanmaktan ve vücut bölümlerini parçalamaktan haz duyuyormuş. Kaldı ki sadece vücut parçalarını kesmekle kalmayıp kurbanın kadınlığını da çıkarıp almış. Bir başka fahişenin daha parçalanmış cesedinin bulunması ülkeyi dehşete düşürdü. Basın olayı iyice büyüttü. Annie Chapman'la Nicholas olayı arasında hemen bağlantı kuruldu. 1930'lardan önce seri katil terimi kullanılmazdı. Buna rağmen gazetecilerin Whitechapel toplu cinayetleriyle ilgili yazıları davayla ilgili korku yaratmaya neden oldu. Tirajı artırmak için katilden gelen sahte mektuplar yayımladılar. 25 Eylül'de gönderilen bir mektup sayesinde katilin adı kondu. Kurbanların cesedini kesip parçaladığı için Karındeşen Jack adını ona basın uygun görmüştü. Mektuptan 3 gün sonra aynı gece içinde parçalanmış 2 fahişe cesedi daha bulundu ve Whitechapel'daki panik doruğa ulaştı. Elizabeth Stride, Catherine Eddowes'tan bir saat önce öldürülmüş ve onun da boğazı kesilmişti. Genel kanıya göre katil hemen yakındaki bir kulübe giren çıkan kişilerden rahatsız olmuş ve kurbanı orada öylece bırakıp Catherine Eddowes'u öldürmeye gitmişti. Elizabeth Stride'ın bedeni parçalanmadığı halde profil uzmanları için olay yerinde önemli ipuçları bulunuyordu. Stride, Burner Sokağı'nda Uluslararası Erkek İşçiler Eğitim Kulübü'nün hemen dışında öldürülmüştü. Seri katiller genellikle o anda nerede bulunuyorsa cinayeti orada işler. Kulüpte o gece Musevilik ve sosyalizmle ilgili bir toplantı vardı. Eğer Jack o geceki toplantıya gittiyse ortam onu tedirgin etmiş ve kızdırmıştır. Dışarı çıktığında öfkeliydi. Toplum bana kötü davranıyor deyip fahişeyi de görünce hemen saldırıya geçmiştir. Pat Brown, Karındeşen Jack'in kimliğiyle ilgili ipuçlarının o geceki ikinci cinayetti. Yani 30 Eylül gecesi Mitre Meydanı'nda öldürdüğü Cathy Nedos'ta bulunduğuna inanıyor. Herkes profil uzmanının olay yerine gitmesine gerek var mı diye sorar. Cevap evettir. Olay yıllar önce gerçekleşmişti ve burası artık özgün suç mahalli değil. Ama yine de yeterince gözlem yapabiliriz ve Jack'in neden bu mekanı seçtiğini anlayabiliriz. Bu noktadan bakıldığında bütün geçit görünüyor. Polisin gelip gelmediğini görmek için çok uygun bir yer. Eddowes cinayeti dehşet vericiydi. Kadının boğazını kesmiş, iç organlarını çıkarmış ve ilk kez bir kurbanın yüzünü delik deşik etmişti. Bazı uzmanlar Jack'in deliliğinin arttığını iddia ediyordu. Ancak Pat Brown olaya farklı bir şekilde yaklaşıyordu. Kadının boğazını kesmek istediği için onu duvara yaslamış çünkü kanın üzerine sıçramasını istememiş. Onu boğmaya çalışmış. İnsanın boğazını belli bir şekilde sıktığınız zaman kişi bayılır. Ama bu kadın Jack'le mücadele ediyormuş. Bu yüzden o da boğazını kavramaya çalışırken kadının saçı iki yana savruluyormuş. Jack de onu kontrol etmeye çalışmış. Bunu başardığında kadın bayılmış. O da bıçağını çıkarıp boğazını kesmiş. Gördüğünüz gibi başına çevirdiğimiz zaman yüzündeki hasarı görebiliyoruz. Büyük ihtimalle kadını yere yıkmaya çalıştığı zaman yaşanan mücadele sırasında olmuş. Catherine sonunda ölmüş ama Jack tatmin olmamış. Ve ikinci kez bir kurbanın rahmini kesip çıkarmış. Polis kurbanı bulana kadar Jack yok olmuştu. Ama geride iki ipucu daha bırakmıştı.
Bedos'un önlüğünün bir parçası yan sokakta bulunmuş. Üzerindeki duvarda tebeşirle yazılmış bir yazı vardı. O zaman sadece Yahudilik karşıtı bir karalama olduğu sanıldı. Karın deşen Jack'le bağlantı kurulmaması için ırksal şiddet içeren yazı polis tarafından silindi. Ama polis raporlarına geçen yazı üzerinde bugün yapılan yeni incelemeler onun da katilin işi olabileceği ihtimalini ortaya çıkardı. Donald Ramblow, karın deşen Jack üzerine ayrıntılı makaleler yayınlamıştı. Boston sokağındaki duvarda bulunan yazı. Bu kapı girişindeki satırlar şöyleydi. Yahudiler boş yere suçlanmaması gereken kişilerdir. Bence bu yazıyı yazan kişi karın deşen Jack'ti. Catherine Eddowes'un kanlı önlüğü ise hemen altında yerde bulunmuş. Bu yüzden ben mesajın Jack'e ait olduğuna inanıyorum. Pişmanlık duymamak ve suç işlediğini kabul etmemek psikopatların tipik bir özelliğidir. O gece kulüpteki toplantı Jack'in adalet duygusunu alevlendirmiş olabilirdi. Stride cinayeti o gece Yahudilerin toplantı yaptığı özel bir kulübün önünde işlenmişti. Eğer Jack o gece oradaysa ve toplantıda öfkeliyse aklı onunla meşguldü ve öfkesini topluma aktarmak istemişti. Herkes her şeyden dolayı beni suçluyor ama ben suçlu değilim diye düşünüyordu ve duvara o yazıyı yazdı. Pat Brown yazının katil tarafından yazıldığı konusunda Ramlow'la aynı fikirdeydi. Sözcüklerdeki dil bilgisi ve yazım hatalarının Jack'in hastalığının beyninde yarattığı hasardan kaynaklandığına inanıyor. Bence Jack bilişsel yeteneklerini kaybetmeye başlamıştı. O yazıyı yazma nedeni hem Frank'i hem de duyduğu öfkeydi. Liz Stride cinayetinin Yahudi toplantısının hemen önünde işlenmesi ve duvardaki yazı Pat'e Jack'in Yahudi bir tüccar olduğunu düşündürtüyor. Ama din konusu bugün de 1888 yılındaki kadar hassastı. Seri katiller her ırktan çıkabilir. Siyah, beyaz, Hispanik, her şey olabilir. Çünkü psikopati belli gruba ait bir bozukluk değildir. Bu örnekte karın deşen Jack'in Yahudi olduğunu sanıyorum. Ama Yahudi olmak, karın deşen Jack olmak anlamına gelmez. Pat Brown'un profili giderek ortaya çıkıyordu. Hastalık nedeniyle beyni hasar görmüş Yahudi bir tüccar. Dört vahşi cinayetten sonra kamuoyunun baskısı artmıştı. Ama toplumdaki korku daha da yoğunlaşacaktı. 9 Kasım'da Elizabeth Stride ve Catherine Eddowes çifti cinayetinden 6 hafta sonra Jack'in cinayet alemleri sona yaklaşmış gibiydi. 25 yaşındaki fahişe Mary Kelly yatağında doğranmış halde bulundu. Ama cinayetin işlenme biçimi, katilin önceki 4 cinayeti işleyen kişiyle aynı olup olmadığı konusunda kuşku uyandırıyordu. Bu cinayet diğerlerinden çok farklıydı. Acaba katil aynı kişi mi diye düşündürtüyordu. Önceki cinayetler açık alanda, buysa kapalı bir mekanda işlenmişti. Diğerleri birkaç dakika içinde gerçekleşmişti. Bu olayda ise acele etmemiş. Kelly cinayeti kapalı mekanda işlenmiş ve suç mahalli olduğu gibi bırakılmıştı. Polis kayıtlarından ve resimlerden yararlanıp suç mahallini canlandıran Pat Brown, maktulün katili tanıdığı sonucuna vardı. Bana asıl ilginç gelen iskemlenin üzerindeki giysiler. Mary Kelly'nin giysileri düzgün bir şekilde katlanmış. Eğer Mary müşterisiyle beraber geldiyse ve bu kişi Jack ise, Jack'in hep acelesi vardı. Hemen kadına saldırıp onu saniyeler içinde öldürürdü. Oysa bu giysiler katlanmış durumda. Ya adam onu sabırla beklerken kadın tüm giysilerini çıkardı, yatağa girdiler ve adam onu öldürdü. Ya da kadın geceliğini giymişken biri kapıyı çaldı. Gelen kişiyi tanıyordu, içeri girmesine izin verdi. Ama bir terslik oldu ve adam onu öldürdü. Kelly sağ olarak en son saat 2'de görülmüş. Tanıklar o gece 2 kez 2 müşteriyle beraber olduğunu söylediler. Evdeki elbise ve çizmelere bakılırsa artık yatmaya hazırlanıyormuş. Ama uyumamış. Benekler, Mary'nin
beden parçalarının bulunduğu yerleri gösteriyor. Başının altında bir göğsü, bir böbreği ve rahmi varmış. Karaciğeri iki ayağının arasında, dalağı ise hemen yanındaymış. Masanın üzerinde karnından ve bacaklarının iç kısmından kesilen et parçaları bulunuyormuş. Siyah yuvarlaksa raporlara kayıp olarak geçen kalbini işaret ediyor. Kelly'nin yüzü kötü şekilde parçalanmıştı. Neredeyse tanınmaz haldeydi. Yüzünün parçalanmış olması Pat Brown'un katili tanıdığı savını destekliyordu. Üzerine bir çarşaf örtülmüştü. Sanki yüzünü kapamak içindi. Üzerinde kesikler vardı. Eğer katil Mary'i tanıyan biri ise bu işi yaparken onun yüzüne bakmak istemeyecekti. Ve katil eylem sırasında neler yaptığını kendi de görmek istemiyordu. Gazeteler Jack'in Kathy Nedos'un yüzünü nasıl parçaladığını yazmıştı. Bu defaki farklılık da grafik olarak belirtildi. Mary'nin rahmi de olay yerinde bırakılmıştı. Oysa Jack, hatıra olarak genelde onu yanına alırdı. Bence açık alandaki ilk dört cinayet karın deşen Jack tarafından işlenmişti. Oysa Mary Kelly cinayeti bizi Jack'in yaptığına inandırmak isteyen biri tarafından işlenmişti. Son olarak Mary Kelly cinayetiyle karın deşen Jack'in işlediği sanılan ilk dört cinayet arasında polisi katilin kimliği konusunda kuşkuya sürükleyecek olan önemli bir fark daha vardı. Önceki polis raporlarında cesedi parçalama yöntemine dayanarak karın deşen Jack'in kasap olma ihtimalinden söz edilmişti. Oysa Kelly'nin otopsisinde katilin anatomik bilgiye sahip olmadığı anlaşılmış. Bu da polisin sürdüğü izi boşa çıkarmıştı. Organları çıkarmadaki becerisine dayanarak hep onun kasap ya da mezbahada çalışan biri olduğunu düşünmüşümdür. Gerçek bir kasaptan başka kim üzerinde kan lekeleriyle rahatça dolaşabilirdi ki? Bu iz sürülerek soruşturma sırasında atlanan bir zanlıya ulaşıldı. Polisin bildiği ama o dönemde ihmal etmeyi seçtiği biri. Olası zanlıların hepsine baktığımız zaman içlerinden bir tanesi benim fazlasıyla ilgimi çekiyordu. Adı Jacob Levy'di. Jacob Levy kasaptı ve Yahudi bir tüccardı. Jacob, Pat Brown'un profilindeki ırk ve meslek özellikleriyle örtüşüyordu. Ayrıca polisin çağdaş suçları çözmekte kullandığı bir başka teoriyle de uyuşmaktaydı. Jeoprofil teknikleri katilin cinayetlerin işlendiği bölgede yaşadığını öngörür. Jacob Levy, Fieldgate sokağında oturuyordu. Sonra Middlesex sokağına kasap dükkanının binasına taşınmış. Her ikisi de Jack'in cinayet bölgesiydi. Bir kasap dükkanınız ve elinizde anahtarı var. Bu sayede cinayet bölgesinin ortasında bulunan Middlesex'in arka sokaklarına kolayca ulaşabilirsiniz. Sonra kasap dükkanına dönüp aldığınız bu hatırayı sakladıktan sonra ellerinizi yıkayıp evinize gidersiniz. Jacob'un karısının verdiği ifadede onun aklının ciddi şekilde karışık olduğu belirtilmiş. Karısı şöyle demiş, evet bazı sorunları var. İşi kötü gidiyor, artık kasaplık yapmıyor. Bütün gece sokaklarda geziyor, onun nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Cinayetlerden önce Levy, patronundan et çaldığı için hapse girmişti. Bu basit bir suçtu. Ama psikiyatrlar bir başka gösterge olabileceğini düşünüyor. Bazı işaretler vardır. Ortada hiçbir neden yokken yalan söyleyebilir ya da ufak tefek dolandırıcılıklar yapabilir. Basit suçlar işler, patronundan küçük miktarda para çalabilir. Yeni soruşturmalar sonucunda Jacob Levy'nin zührevi hastalığa yakalanmış olduğu anlaşıldı. Evli ve çocuk sahibi bir adamdı. Ama Frankie'ye yakalanmıştı. Jacob'un ölüm raporu Frankie'den öldüğünü gösteriyordu. Hastalık ona Whitechapel sokaklarında bulaşmış olmalıydı. Jacob, karın deşen cinayetlerinden iki yıl sonra, 1891'de Frankie'den ölmüş. Son tıbbi raporlarda tuhaf sesler duyduğundan ve ahlak dışı şeyler yapmaya zorlandığından yakındığı yazılıydı. Müzik
Sesler duymak ya da bir şey yapmaya zorlanmak, Frank'in ileri aşamasında görülen psikozun belirtisidir. Ve aynı şekilde yine Frank'i nedeniyle Cathy Nedos'un karındeşenin son kurbanı olma ihtimali çok yüksekti. Çünkü bu hastalık sonunda onun iyi planlanmış saldırılar gerçekleştirme yetisini yok edecekti. Ancak cinayetlere aniden ara vermesinin bir başka geçerli sebebi daha olabilirdi. Aynı mahalleden Yahudi bir tüccar. Joseph Haim Levy adlı görgü tanığı. Joseph Levy, Eddowes'u katille beraber gören 3 kişiden biriydi. Polise pek yardımcı olmamış. Gördüğü kişileri iyi seçemediğini söylemiş. Ama verdiği ifadelerde hep söylediğinden daha fazla şey biliyormuş duygusu uyandırmış. İlginç olan şu ki Joseph Haim Levy karındeşen Jack olma ihtimali bulunan kişiyi tarif etmek istememiş. Bence bunun nedeni adamı tanımasıydı. Bu adam Jacob Levy olabilirdi. Çünkü her ikisi de kasaptı ve her gün yan yana iş yapıyorlardı. Joseph Levy'nin kasap dükkanı zanlının dükkanının 55 metre ilerisindeydi. Joseph pek konuşmamış. Ama bu arada polise ilginç bir bilgi vermiş. Bugün onun meslektaşını işaret ettiğini anlıyoruz. Joseph Levy'nin karındeşen Jack'le ilgili söylediği ilginç bir şey vardı. Onun kurbandan yani Eddowes'tan 10 santim uzun olduğunu belirtmişti. Jacob Levy'nin boyu 1.60'tı. Catherine Eddowes'un ise 1.52'ydi. Joseph'ın söylediği 7.5 santimlik fark öbür görgü tanıklarının dediğinden daha azdı. Ama hepsi boyunu elleriyle göstermişti. Karar vermek zordu. Ama Joseph'ın tarihi Jacob'a uyuyordu. Araştırmacılar Jacob'ın çağdaş profil uzmanlarının Jack'te bulunması gerektiğine inandıkları özelliklerin çoğuna uyduğunu ortaya çıkardı. Benim vardığım sonuç Jacob Levy'nin karındeşen Jack olduğu yönünde. Dış mekandaki 4 cinayeti onun işlediğine eminim. Bütün kanıtlar onu işaret ediyor. Asla başkasını değil. Yeni zanlı Frankie fahişelerden kapmışsa mükemmel bir cinayet nedeni var demekti. Cinayet işlenen noktaların tam ortasında yaşıyordu. Temizlenip organları saklamak için suç mahalline yakın bir dükkanı vardı. Ölüm raporu, hastalığının çok ilerlediğini ve psikotik tanıma girecek aşamaya geldiğini gösteriyor. Yahudi bir tüccardı. Bıçak kullanmakta ustaydı ve temel anatomi bilgisine sahipti. Bütün bu kanıtlar, karındeşen Jack'in Whitechapel'ın kasabı olduğu savını güçlendiriyor. Yani Jacob Levy.